Merhabalar. Bugün Instagram'da birkaç paylaşım gördükten sonra ben de bu sektörle ilgili bir şeyler paylaşmak istedim. Mutfakta ego patlaması mı var diye kendi kendime uzun yıllardan beri soruyordum. Evet, meslek dalları arasında bir araştırma okudum ve o araştırmaya göre en yüksek egoya sahip olan meslek gruplarının içinde %74 maalesef mutfak şeflerimiz geliyor. Çok fazla sayıda şef arkadaşım var. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Gözüme çarpan birkaç tane rahatsız edici konu olduğundan dolayı bu konuşmayı yapma gereksinimi duydum. Tabii ki herkesi kastetmiyorum. Biraz rasyolara baksınlar. Ben onların yerinde olsam fizibiliteye, matematiğe, analize önem veririm. Özellikle ülkemizde açılan hangi restoran 365 gün açık durmayı başarabilmiş? Bunu pandemi kastederek söylemiyorum genel sakın Türkiye'nin büyük etçileri Çünkü onlar restorançı değil onlar temel işi kasaplık olduğu için hani onlar çok anormal böyle mutfakla alakalı bilgileri yok mutfakla alakalı menülerinde ürün barındırmıyorlar Dolayısıyla onları ayrı tutuyorum onlar kendi kulvarlarında başarılılar En azından ne yaptıkları belli nereye gitmek istedikleri belli Fakat biz bir takım basamakları kullanıp bir takım yerlere gelen teflerle yatırımcı bulup uzmanlıklarının dışına çıktığı zaman sudan çıkmış bala dönen şeflere ithafen konuşmak istiyorum. Bugüne kadar hangi şef restorantı bir sene açık kalmış elinizi vicdanınıza koyun ve bana lütfen yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Yani ben bu konuda mahcup olmaya hazırım. Ama burada benim vurgulamak istediğim konu bu. Tabii ki mutlaka çok başarılı, açık duran yıllarca belki de biz öleceğiz çocuklarımızın gittiği restoranlar da olacak ama Burada vurgulamaya çalıştığım konu 100 restoranttan en az 95'i maalesef batıyor. Bunun en büyük sebeplerinden biri restoran matematiğini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Keşke uzman oldukları yerde yani mutfakta kalsalar harikulade olur. Burada ne demek istiyorum? Yatırımcıya para harcatmak çok kolay. Dünyanın en iyi mimarını bulursunuz. Çenenizde önüne çok şahane bir yemek koyarak müthiş para harcatabilirsiniz. Ama sonra o para geri nasıl gelecek? Yani 10 liraya kahve satarak o milyonları geri toplamanın ne kadar zor olduğunu bilemezsiniz. Bu bir. İki, dönüyorsunuz diyorsunuz ki ya işte biz 7 bin lira, 10 bin lira veriyoruz, garson bulamıyoruz. Bırakın garsonu. Mesleğinizde bir tane çırak yetiştirdiğiniz, boynuzun kulağa geçtiği, bana birkaç tane şef saysanıza. Yok değil mi? Yani siz sizi yetiştiren şeflere de aslında ihanet ediyorsunuz. Öbür taraftan dönüyorsunuz. Toplum tarafından belirli yeterli ilgiyi göremeyen şefler belirli bir seviyeye geldiklerinde bunu nasıl yöneteceklerini de tam olarak bilmiyorlar. Bilmiyor olabilirsin abi. Destek al. Destek al. Bu konunun bir yığın uzmanı var. Ama biz her şeyi biliyoruz. Michelin yıldızı neden alamıyoruz biliyor musunuz? Tavandan tabana kadar restorantın sahibinin o şef olma yetilerine sahip olamadığı için biz Michelin yıldızı alamıyoruz. Kendi PR'lerini yapmaları lazım. PR'ın ne olduğunu bilmiyorlar. Ama yine muhasebesine sahip olması lazım. Bırakın muhasebesini daha kos kontrolün ne olduğunu bilmiyorlar. Alt reçetenin ne olduğunu bilmiyorlar. Yani her şeyin ya ucuzuna kaçıyorlar ya maliyetine kaçıyorlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir yatırımcıyı etkilemek için en kolay şey dünyanın en pahalı ürünlerinden yemeğini yap. Nasıl abi de yatırımcı bayılacak şahane diyecek. Sonra ona mesela ben size öğreteyim. 1'e 3 fiyat vermeniz lazım. 100 liraya mal edip havyarları koy, ıstakozları koy. Tabağın maliyeti 100 lira. 300 liraya satacaksın vergi hariç. Sonra diyor ki ya bu kadar iyi yemekler yapılıyor. Niye iş olmuyor? Bir lafı var. Hani o kadar malzemeyi benim ayakkabıma da koysan o da yenilir. Saygı duyduğum birçok şef var. Gitmekten keyif aldığım birçok restoran var. Ee, ama dediğim gibi restoranda bence disiplin ve matematik şart saygı duyduğum en önemli şey tabii ki konsept. Ama konseptin şefleri var. Bir uzak doğu şefi, bir uzak doğu, uzak doğu konsept attığınız zaman Ululu, Eskişehirli, çekik gözlü yerli şefle bu iş gitmiyor. Yani herkesin uzmanlığı var. O uzmanlıklara bizim saygı duymamız lazım. Birkaç tane tüyo vereyim. Sonra bugün neden böyle biraz kırgın bu konuşmayı yaptığımı ifade edeyim. Mesela bir bir takım şefler vardı. Onların kitaplarını da okuyoruz biz. Mesela Anthony Borda'nın bir yazısını okumuştum. Pazartesi günleri asla balık yemem diye. bunun aslında kitap yazılır. Çok basit bir cümle ama. Restoranın kapanışına da olur. Asla restorana gitme derler. Son misafir olma derler. Bununla da ilgili inanılmaz şeyler duyarsınız. Ama biz servis tarafı. Her basamakta, masadaki her sandalyede oturmuş bir insanım. Bir referansa ve CV'ye sahibim. Ben çatal sola böyle konulur diyemiyorum biliyor musunuz? Çünkü teknoloji ve yeni gençlik gümbür gümbür geliyor. Her an her şey değişiyor olabilir. Ama şimdiki şeflerimize bakıyoruz. İşte örnek veriyorum televizyon programlarındaki şefler işte kocaman bir limon çekirdeğini misafirin önüne koyuyor. Bütün alttaki yorumlara bakıyorum. Herkes limon çekirdeğine takılıyor. Tabakta ıstakoz veriliyor. Misafirin önüne o şef ıstakozu koyuyor. Ama misafirin önünde çatal bıçak yok. Bunlar şehirler arası çekimlere gidiyorlar. Tabii ki yemek programı sonuçta nihayetinde ama o yemeğin bir dalı da biziz. Servis tarafıyız. Masadan tuz, karabiber kalkmadan ki biz buna menaj deriz. Ekmek kırıntıları, Yemek artıkları temizlenmeden, pis peçeteler alınmadan, tatlı için yeni servis açılmadan masaya tatlı servisinin yapılmayacağını biliriz ki, üzüldüğüm nokta. Hadi bunu televizyoncular bilmiyor. Burada zamanla yarışıyor. Bizim bilmediğimiz, kafamızın basmadığı birçok sıkıntıları kovalıyorlar. Haklı olabilirler. Güneşin batması vesaire. Hani bunlar bizim cahilliklerimiz. Ama masada o şehirlerin, o bölgelerin uzmanları oturuyor. Ya bari onlar işin içinden tutsunlar da bu gencecik yeni gelen gümbür gümbür nesil en azından bunları bir doğru şekilde öğrensin. Bakmakla görmek arasındaki farktır bu. Hepinize iyi pazarlar diliyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.